Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Sen niye bağlıyorsun Cem abi? Sistem değişikliği mi? Batçayının Batçayının yanında Teixeira gelmeli diye çok fazla konuşuluyordu. Yani ikili oynaması lazım diye. Dün güven girdi. Batçay daha etkin oldu. Ona mı bağlayalım? Yoksa Güntekin olayın olsan niye girmedi? Bak girince ne yapıyor? Ona mı bağlayalım? Sergen Yalçın gitti. Futbolcular oynamaya başladı diyenler de oluyor. Yayına girmeden iki Beşiktaşlı TV8'den arkadaş geldi. Ya Sergen Hoca gittikten sonra oynamaya başladı. Demek ki hocayı mı istemiyorlardı futbolcular diye sordular. Bana bilmiyorum dedim. Konuşulanlar ve yazılanlar bunlar. Senin yorumların. Evet bilemiyoruz. Sadece yorumlayabiliriz. Şimdi burada ne olduğunu tam kavrayabilmemiz için bu takımın birkaç kez daha oynaması gerekiyor. Yani bu Beşiktaş'a özgü bir durum muydu? Beşiktaş'ın yapabildikleriyle mi ilgiliydi? Kayseri'nin beceremedikleriyle mi ilgiliydi? Maç niye Beşiktaş için bu tarafa geldi? Yani hiçbir şey olmayacak bir maç. Yani öyle kendi halinde gideceği düşünülen bir maç. Nasıl oldu da iki golle krize e, girdi. E, maç başlamadan tribüne bilet fiyatlarını az, azaltıp insanları o, 20, işte 30 bin civarında insanı tribüne topladıktan sonra işte hafifçe sistemli biraz da tehditvari tezahüratlara maruz kalan ısınmaya çıkan Beşiktaşlı oyuncuların en azından dil bilenlerinin tedirgin olabileceği, dil bilmeyenlerin de atmosferi havada ölçebileceklerini tahmin etmek zor olmasa Gerekli. Dolayısıyla ne olup ne bittiğini anlamak için bir iki kez daha izlemek gerekiyor Önder Karaveli hallerini. Çünkü bu maç bir teknik direktör maçı. Çok açık bu. Çok açık. Yani belki Güntekin'in yazısından bir bölümden devam etmek gerekir. Miç Bahçuay'ı alan bulduğunda neler yapabileceğini gösterdi. Öyle diyor. Değil mi? Öyle diyor. Güntekin'in yazısında öyle. öyle bir bölüm vardı zaten futbolda sorun alan bulma sorunu. Ya seninle alakalı değil sadece yani rakibin. Sen yani <laughs> sen o alanı nasıl takımın o alanı oyuncuna nasıl yaratacak? Tamam. Yani soru şu. Sergen Yalçın takımı alanı nasıl neden yaratamıyordu? Neden bu kriz oldu? Alan bul, bulamıyordu. Yani bir tane formül vardı geçen seneden. Aklımızda en çok kalan neydi? Larini, kenara oynattı. Kenardan gelerek Larin bu kadar ya yani bir öyle bir dokunuşu vardı. Bir süre sonra bunu Rakip analizleri yapan teknik adamlar işte orada o ekipte bulunanlar bunu bir şekilde çözerler. Biraz da oyuncunun yani bireysel düşüklüğü, takıma bağlı bireysel düşüklüğü devreye girince işlerin bir ayrıntıla krize girmesi bizim gibi işte hani teyellenmiş futbol düzenlerinde çok şey değil yani çok mucizevi çok zor bir şey olmuyor. Hemen kopmaya başlıyorsun. Şimdi tribüne insanlar geliyor tamam hayırlı bir şey ama. Ayra mı geliyor, bağırmaya, öfkelenmeye mi geliyor bilmiyoruz. O nedenle de taraftarın desteği, taraftarın desteği diye her yerde yazıp duruyor insanlar. ya yani Türkiye'de bu çok kolay alınan bir şey ya bu taraftarı almak. Yani sonra bir kampanya yapıyorsun kimse para vermiyor. <laughs> kulüp, kulüp para toplamaya çıkıyor hiç kimse para vermiyor. Ama bir, de, bir taraftar desteğinden söz ediliyor. Ya, maçın içinde yani oynanıyor ve Sergen Yalçın diye bağırılıyor tribünde. E ne oluyor şimdi yani? Bir destek mi bu? Sistem mi? Destek mi? Yani? Sahada oynayan Serdar Saatçi gibi 18 yaşında bir çocuk ne anlasın bundan? Ne diyorlar acaba? Yani benden mi hoşnutlar? Benden değiller mi? Biz yani buralara insanların memnun etmek için onca yıldır antrenman yapıyoruz, çalıştık. Böyle de bir hedefimiz var. Futbolcu iyi futbolcu olmak, iyi insan olmak ev hedefimiz var ama konu ne şu anda Sergen Yalçınlık konu nedir burada? Zaten işte ya. zaten gittiğinde tezahürat yapıldı rezervat yapıldı. Sonuçta bu şeyinde kendi gitti bu arada. Kendi istifa yani, ed evet. ed ediyor. Yani konu ne burada? Şimdi bu hayra bir şey mi? Yani takımın hayrına mı oluyor bu iş? Işte? değil. Nedenini anlamıyorum. Niye mesela? böyle davranılıyor? Yani sanki şey gibi. Yani şey olmuş. Tribün bağırmış. Onlar da oynamayı iyi hatırlamışlar gibi oluyor bu sefer. Yani tribün tezahürat edince böyle oluyor şimdi. Sirklediler oynamaya başladılar. Bunlar bunların hepsi işte düşünmek, düşünmeyi e, düşünme hallerini sorgulamamamızdan kaynaklanıyor. Biraz da bu dil meselesine titizlenmememizden. Ali Gültken. Dün akşam kendini zorlayan, kendi var olan performansını sahaya yansıtan Batshuayi bambaşka bir hikaye. Başarı hikayesine imza attı Demek ki isteyince oluyormuş Peki niye istemiyordu bu oyuncu İsteyince oluyor muymuş Yoksa e, doğru Doğru oyun onu o hale mi doğru getirmiş doğru yani. O a dakikaya kadar güvenle uzan oyuna girene kadar niye istemiyormuş Önder Hoca şöyle dedi Önder Karaveli Maçtan sonra Batu Şuayi'ye Daha önce attığı golleri tekrar hatırlatmak için Bir video hazırlattım diyor Maç öncesi kendine izlettik Çünkü o iyi bir golcü o gollerini hatırlamasını istedim dedi maçın ardından. Uzun kısa yapın demiş. Uzun yapmışlar videoyu. Ha. Yapan arkadaşlar ha. demek ki coştular onlar da yani. <laughs> yani bir, bir dakikalık iki dakikalık bir şey yapın da bir hatırlayalım demiştir. Ha. Karaveli. Onlar da uzun yapmışlar. Yani Uzadık sıkıldı de e, diyor dedi. Yani biraz sıkıldı yani bıraktı kestik diyor. Yani o kadar yani söylediği şey o kadar çok golü var ki aslında. Tabii. Peki şimdi mesele onun gol atıp atmayı mayı becermesi ya da unutup unutmadığı değil ki. Mesela takımın onu gol atabilecek yerlere Bu kadar. yerlere gönderemiyor oluşu. Bu kadar abi. Şimdi sen daha önce bunu sorgulamadın. Bunun üzerine düşünmedin. Mesela şeyde de yapılmış mıdır? Sergen Yalçın döneminde de böyle bir video hazırlanıp bir hatırlatma, bir e, sporcunun kendisini gözden geçirmesi yapılmış mıdır? Şimdi bunları yaptın ama bunlar yetmez ki. Yani güven o işleri yapmasa, o girdikten sonraki o 1 2 3 dört tane işi yapmasa belki o videonun da bir anlamı olmayacak. Şimdi videoyu anlamlı kılan şey atılmış goller oluyor. Evet. Ama bu iyileştirmeler, bu çalışmalar şimdi gol gol atılmasa da Batshaw'i kendini gözden geçirmemiş mi olacaktı? Geçirmişti ama bütün bu gözden geçirmelere neden olan şey e, teknik adamların yaptığı bu hassas çalışmalar. O bir çalışma yapıyor, sonucu olur olmaz. O bir maçı ayarlıyor. Mesela bizde öyledir. 74'te oyuna atıyorsun iki oyuncu. Geç oyuna attılar diyor. Neye göre? Yani 74 <laughs> 10 dakikada maç uzasa o Çeviremez diyor o kadar sürede. Öyle düşünüyor ondan şimdi, dolayı. Çeviremez ama herkes soruyor. Ozan bu zamana kadar niye oynamadı? Hani maç kondisyonu önemli bir şeydi futbolcuda? İşte maç konuyor. 90'da mesela 88'de oyuncu atıyor teknik adam içeriye o kadar oynamıyor evet. aylarca oynamıyor bir bir kere oyuna giriyor pas atıyor neden bu oyuncuyu bu kadar yedekte bekliyor diye yazı yazılıyor. İşte şimdi. O yazı yazana diyeceksin ki ya sen maç kondisyonu diye bir şey de yazmış olabilirsin ha kendi yazılarına bir geriye dön. Ha, maç ha. kondisyonu eksik man kondisyonu var, maç kondisyonsuzluğu hani maçın kendi kondisyonundan söz etmiş olabilirsin. Bir aralar yazmışsındır. O ihtimali de gözden kaçırma. Yani bunların 20 dakika oynaması, 25 dakika oynaması, 17 dakika oynatılması, hmm. rakibin bazı hallerine göre oynatılması, bazı hallerine göre hiç oynatılmaması. Diyor ki yani Oğuzhan'la konuştuk hafta içi diyor Önder Karavili. Böyle oldu, şöyle oldu. Şu planı konuştuk, bu planı konuştuk. Hani Hikmet Karaman şey dedi Yani oynamak istemiyordu dedi. Ne okumuşsa o da. Ben anlamadım o o bir şey yani. Yok yok mu dedi. Ne yaptı yani Beni alma mı dedi? Yok hocam falan dedi herhalde. Ondan söylüyor. Işte herhalde bilmiyoruz yani. Söylenene göre. Güzel buradaki temel karakter olsan, o teknik adamı konuşacağına bir de ozana sordursaydılar. ya gerçekten oynamak istemedin. Konu kapanırdı yani. Önder hocam niye öyle dedi maç, bilemiyorum dedi. Şimdi şimdi bu maç, bu maç niye bu hale geldi? Cemal bak bu görüyorsun bu taktik bir proda Savunma yaparken neleri? Mesela Vida veya Serdar'ın hareketlendi pozisyonda. Şimdi bak pozisyonda gol, iki tane gol yedi Beşiktaş. Evet. Bir tane de penaltı olabilecek. Offside yani penaltı vermiş. Öyle anlaşılmış şey. Yani maçı anlatan arkadaş. Penaltı vermiş. Sonra offside diye iptal etmiş. Üç pozisyonunda temel karakteri Vida. Evet. bak Üç pozisyonunda yenilen iki golünde. Şimdi bu bir artık teknik direktör. Yani iki günlük, üç günlük gelmiş teknik direktörün halledebileceği bir şey değil bu.